Bundan önceki videoda iş gücü piyasalarından bahsetmiştik. Piyasanın genelini ve belirli bir firma üzerindeki etkilerini ele almıştık. Şimdi birdenbire ulusal göçmenlik politikasında bir değişim olduğunu düşünelim. Bu politika kapsamında şu an incelemekte olduğumuz iş gücü piyasasına katılabilecek insanların ülkeye girişi söz konusu olsun. Göçmenlik politikaları uygulandığında ve sonuç olarak ülkeye birçok göçmen girişi olduğunda İş gücü piyasasında neler olur dersiniz? Her zaman olduğu gibi hadi gelin hemen videoyu durdurun, biraz düşünün. Yeni denge iş gücü miktarının ve denge ücretinin ne olacağını da bulmayı deneyin. Ve hatta bu durumun buradaki firma üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını da değerlendirmenizi istiyorum. Birlikte bakalım mı? Göçmen sayısının birdenbire artmasını değerlendiriyoruz. Yeni göçmenler iş gücü piyasasına katılacaklar. Bu var olan ücretteki işgücü arzını arttırır. Öyle değil mi? Piyasanın işgücü arzı eğrisi buydu. Yanına bir koyuyorum. Az önce de dediğim gibi bu durumda arz artacak ve bu eğri sağa kayacak. Başka bir de işte var olan ücrette çalışmak isteyen çok daha fazla işçi olacak. İşte bu şekilde. Piyasanın işgücü arz eğrisi 2. Peki bu kaymanın denge miktarı ve ücreti üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Yeni denge ücreti bu şekilde belirlenecek. Bunu da W2 yıldız olarak adlandırıyorum. Yeni denge miktarı ise bir öncekinden daha büyük olacak. Onu da Q2 yıldız olarak adlandıralım. Bir de firmaya ne olacağına bakalım. Piyasadaki denge ücreti düştü. Bu firmanın tam rekabetçi bir iş gücü piyasasında yer aldığını varsaydığımızı unutmayın. Bu durumda firmanın ücret belirleme gücü yoktur. Başka bir deyişle piyasadaki denge ücretine ödemek zorundadır. Firmanın marjinal faktör maliyeti bu şekilde aşağı kayar. Bunu birinci, bunu da ikinci olarak adlandıralım. Bu durumda firma üretimini arttırması rasyoneldir. Bu da daha fazla işçi işe alması anlamına gelir. Bu noktayı QF1 yıldız, burayı da QF2 yıldız olarak adlandıralım. Piyasa işgücü arz erisini sağa kaydıracak başka durumlar olabilir mi? Göçmenlikten bahsettik ama ülkenin hali hazırdaki nüfusunun iş gücü piyasasına katılımı da artabilir. Örneğin 20. yüzyılın ikinci yarısında kadınların iş gücüne katılımı artmıştı. Böyle bir durumda da yani kadınların birdenbire iş gücüne katılması durumunda da iş gücü arz erisi sağa kayar. Bir de diğer yönü düşünelim. Örneğin dış göç. Bu durumda piyasa işgücü arz eğrisi sola kayar, öyle değil mi? Belirli bir ücrette çalışmak isteyen insanların sayısı azalır. Bunu da piyasa işgücü arz eğrisi 3 olarak adlandırıyorum. Bu kaymaya sebep olabilecek başka şeyler de olabilir. Örneğin insanların tercihlerinde bazı değişiklikler olabilir. İnsanlar bu işgücü piyasasında çalışmak istemiyor olabilir toplumsal normlardaki değişiklikler yüzünden bu piyasada çalışmak belki de eskisi kadar havalı bir durum olarak kabul edilmiyordur. Bir başka iş gücü piyasasındaki ücretler çok daha yüksek olabilir. Bu durumda insanlar ekranda gördüğünüz piyasada çalışmak istemeyebilirler. Arz erisinin sola doğru kaymasıyla ücretler yükselir. Bunu W3 yıldızla gösterelim. İş gücü miktarı ise azalır. Bunu da Q3 yıldızla gösterelim. Bu durumun firmaların biri üzerindeki etkisine de bakalım. Tam rekabetçi bir işgücü piyasasında firmanın yeni marjinal faktör maliyet eğrisi bu olur. Evet, bu üçüncü eğri. Ve bakın, bu durum olduğunda firmanın işe alacağı işçi sayısı düşer. QF3 yıldız bu seviyeye geriledi. Bu gördüklerimizin çok da şaşırtıcı şeyler olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü iş gücü piyasalarının davranışları diğer tüm piyasalar gibidir. Piyasaya daha fazla iş gücü girişi olduğunda iş gücü arzı sağa kayar. Piyasadan iş gücü çıkışı olursa da arz sola kayar.